Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir güncelleme notları videosundan hepinize selamlar. Açıkçası videolara geri döndükten sonra bu şekilde dumura uğrayacağımı düşünmemiştim. Çünkü oyun inanılmaz bir güncelleme alıyor. Neredeyse her şey baştan sona değişiyor diyebilirim. Tabii bu haftalar öncesinden belli olan bir şeydi. Ancak ben bugün uygulamalı bir şekilde göstereceğim bunları. Çünkü bu yenilikler oyunun test serverına eklendi. Ve biz de test serverda uygulamalı bir şekilde göstereceğiz. Evet gençler, oyundaki ilk yeniliğimiz olan Prestige ve Teachable Perk'lar kısmındayız. Şimdi önce bu kısımların eski halini anlatayım. Eskiden prestijin mantığı şuydu. Puanlarınızı harcayarak buradaki eşyaları alıyordunuz ve karakterinize level atlatıyordunuz. Karakteriniz 50. seviyeye geldiği zaman şu ortada gördüğünüz kırmızı kısımda bir kuru kafa oluyordu. Ve buna basarak karakterinizi prestij yapmış oluyordunuz. Prestij yaptığınız zaman bütün perkleriniz, eşyalarınız, her şeyiniz gidiyordu. Yani karakteriniz sıfırlanmış oluyordu. Bunun karşılığında da karakterinize bir tane kanlı kıyafet veriyordu. Dolayısıyla kimseye prestij yapmak mantıklı gelmiyordu. Şimdi bu konuyla alakalı olan bir diğer konuyu açıklayacağım. O da teachable perkler. Her karakterde açık olan perklerin yanı sıra bir de karakterlerin kendine özel perkleri var arkadaşlar, biliyorsunuz ki. Mesela Jill karakterinin karşı güç, diriliş ve tuzak mayın adı altında 3 tane perkü var özel olarak. Bu perkleri diğer kurbanlara açabilmek için 40. seviyeye gelmeniz gerekiyordu. 30. seviyede bir tane, 35. seviyede bir tane ve 40. seviyede de bir tane olmak üzere 3 perkünüzü de tüm karakterleri açık hale getirebiliyordunuz. Bunu getirdikten sonra diğer karakterlere geçip sırasıyla tüm karakterlerde bu kan ağı kısmından o perkleri çıkartmaya çalışıyordunuz. Bu da inanılmaz zaman alıyordu. Şimdi şöyle bir yöntem geliştirdiler. Artık karakterinizi prestij yaptığınız zaman elinizdeki itemlar veya perkler hiçbir şekilde gitmeyecek. Sizde kalmaya devam edecekler. Ve yaptığınız her prestijden sonra o prestij yaptığınız karakterin tüm perkleri diğer tüm karakterlere açılmış olacak. Açılmıştan kastım şu, gidip diğer karakterlerde puan vererek o perkleri kan ağı kısmından çıkartmak zorunda kalmayacaksınız. O karakterlerin envanterine direkt eklenmiş olacak. Bir karakteri ilk kez prestij yapıyorsanız o karakterin özel perkleri seviye 1 olarak diğer tüm karakterlerin envanterine geliyor. Aynı karakteri ikinci kez prestij yaparsanız o karakterin özel perklerinin ikinci seviyesi tüm karakterlere açılmış oluyor. Ve bunu bir kez daha yaparsanız o karakterinizin tüm perklerinin son seviyesi tüm karakterlerin envanterine gelmiş oluyor. Kafanız biraz karışmış olabilir. Hemen uygulamalı bir şekilde göstereyim. Şimdi Elodie karakterimize geçtik arkadaşlar. Seviyesi 40 gördüğünüz gibi. Prestij yapmak için 10 levele ihtiyacım var. Ve Elodie'nin 3 tane özel perkü var her karakterde olduğu gibi. Şimdi ben hızlı bir şekilde buradaki puanları verip Elodie'yi prestij yapacağım arkadaşlar. Evet gençler, şimdi Elodie'yi 50 level yaptım. Ve 50 levele özel olan sayfamızdaki tüm itemleri de alacağım. Son itemi de aldım. Ve gördüğünüz gibi şu şekil bir işlemle Elodie'yi prestijlemiş oldum arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki Elodie'nin özel olan 3 perkü diğer tüm karakterlerin envanterine eklendi. Hemen kontrol edelim. Mesela Yonah karakterine geçeyim, çok az oynadığım bir karakter. Gördüğünüz gibi Elodie'nin perkleri gelmiş. İlk perkümüz aldatmacaydı. Diğer perkümüz değerleme. Ve bir diğer perkümüz de güç mücadelesi. Gördüğünüz gibi Yonah'ın seviyesi inanılmaz düşük olmasına rağmen hiç buradan puan vermekle uğraşmadım. Sadece Elodie'yi prestij yaparak Elodie'nin özel olan tüm perklerini diğer bütün karakterlere çıkarmış oldum. Ben inanılmaz sevdim bu sistemi. Aynı zamanda az önce gördüğünüz gibi prestij yapmak artık bir seçenek değil arkadaşlar. Bir mecburiyet. Zaten herhangi bir kötü yanı yok. Sizin için tamamen avantaj sağlayan bir şey. Karakteriniz 50 level olduğu zaman, o sayfadaki tüm itemleri de aldığınız zaman prestij yapmak zorunda kalıyorsunuz zaten. Bu sizin avantajınıza olan bir şey olduğu için de kimsenin prestij yapmaktan kaçınacağını sanmıyorum. Şimdi prestijle ilgili bir bilgi daha vereceğim. İlk 3 prestij yapışımızda özel perklerimiz seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 olarak diğer tüm karakterlere açılıyor. 4, 5 ve 6. prestij yapışımızda ise karakterimize kanlı kostümler geliyor. 7. 8. ve 9. kez prestij yapışımızda ise karakterimize özel uğurluklar geliyor. Eskiden prestij leveli 3 ile sınırlandırılmıştı. Yani prestij 3'ten yukarı çıkamıyordunuz. Bu seviyeyi prestij 100'e çıkartmışlar. Yani 100 kere prestij yapabiliyorsunuz bir karakteri. Tabii ona göre de belli başlı avantajlar elde ediyorsunuzdur. Ve son olarak prestij leveliniz maç sonu ekranında sanki normal böyle bir karakterinizin leveliymiş gibi diğer oyunculara gözüküyor. Böylece havanızı atabilirsiniz. Şimdi gelelim Sırlar Mabedi kısmına gençler. Oyundaki bu kısım sizin bazı perklere kısa yoldan erişmenizi sağlıyor. Blood Points'lar harcayarak zaman kaybetmek yerine elmas harcayarak bu kısımdan direkt olarak bir perke sahip olabiliyorsunuz. O perkü tüm karakterlere çıkarmış oluyorsunuz yani.
Bu sistemde şöyle oldu. Sırlar Mabedi'nden aldığınız bir perk yine normalde olduğu gibi tüm karakterlerinize açık bir şekilde geliyor ve o karakterinize gidip o karakterinizin kana kısmından o perk'ün seviyesini arttırabiliyorsunuz. Ve şöyle bir şey var. Diyelim herhangi bir perk'ün seviye 2'sine sahipsiniz. Sırlar Mabedi'nde o perk'ü tekrar alarak o perk'ü seviye 3'e çıkarabiliyorsunuz. Böyle de bir yenilik olmuş. Şimdi gelelim eşleştirme sistemi ile ilgili yeniliklere. İlginç bir sistem olmuş. Öncelikle şikayet edilen konu şu. Günün belli saatlerinde lobby bulmakta zorlanabiliyoruz. İşte bazen Survivor kısmında çok uzun süre maç arıyoruz. Bazen katil kısmında çok uzun süre maç arıyoruz. Bu konuya şöyle bir çözüm bulmuşlar. O anki oyun saatinde hangi tarafta azalma varsa o tarafı oynamaya teşvik etmek için size ekstradan blood points verecekler. Yani diyelim öğlen 3'te girdiniz oyuna ve çok az katil var. Yani bir türlü karşınıza katil gelmiyor. Survivor olarak lobby bulamıyorsunuz. Oyun insanların katil oynaması için %25 ile %100 arası blood points verecek o saatlerde. Bunu oyuna girdiğiniz zaman anlayacaksınız. Size bir uyarı gelecek. Böylece insanları o an katil oynamayı teşvik edecek. Veya da o an Survivor kısmında bir azalma varsa Survivor kısmına bu avantajı sağlayacak. Bilmiyorum kalıcı bir çözüm mü fakat az da olsa işe yarayacağını düşünüyorum ben. Evet gençler, şimdi geldik asıl olaylarımıza. Oyunda çok ciddi mekanik değişiklikleri olacak. Bunlardan ilkiyle başlayalım. İlki jeneratör hızları. Bir jeneratör normalde tek bir kişi tarafından 80 saniyede tamamlanıyordu. Bu 80 saniyelik süreyi 90 saniyeye çıkarmışlar. Yani tek bir kişi bir jeneratörü 80 değil 90 saniyede bitirecek artık. Ben Survivor main olmama rağmen mantıklı buldum bu güncellemeyi. Bir diğer jeneratör değişikliği de şu. Eskiden bir jeneratöre tekme attığınız zaman o jeneratör yavaş yavaş gerilemeye başlıyordu. Fakat tekme attığınızda anında yansıyacak bir gerileme olmuyordu jeneratörde. Bu konuyu şöyle değiştirmişler. Bir jeneratöre tekme attığınız an %2,5'luk bir gerileme olacak jeneratörde. Ve o jeneratöre tekrar birisi oturana kadar jeneratör gerilemeye devam edecek. Palet ve duvar kırma eylemlerinin süresi %10 düşürülmüş. Eskiden 2.6 saniyede palet veya duvar kırarken artık 2.34 saniyede kırabilecek katiller. Aynı şekilde jeneratör tekmeleme süreleri de %10 düşürüldü. Eskiden birisine vurduktan sonra 3 saniyelik bir bekleme süresi giriyordu. İşte bu animasyonu 2.7 saniyeye düşürmüşler. Survivor'lar hasar aldığı zaman belli bir saniyeliğine hız bonusu kazanıyor biliyorsunuz ki. Bu hız bonusu eskiden 2 saniye sürüyordu. Artık 1.8 saniye sürecek. Eskiden 15, 30 ve 45 saniyede Bloodlust seviyelerine erişirken artık 15, 20 ve 35 saniyede erişebilecek. Katil daha kısa sürede hızlanacak bizi kovalarken. Şimdi de geldik Survivor buff'ına. O kadar nerf'ten sonra bir buff'ı da hak etmişti Survivor'lar. Çok yerinde bir değişiklik olmuş. Camp ve Tunnel'la ilgili bir değişiklik. Artık bir kişi kancadan alındığı zaman pasif bir özellik olarak o kişiye dayanıklılık efekti yüklenecek. Kancadan kurtarılan kişi 5 saniyeliğine dayanıklılık efektine girecek. Yani tüm kurbanlar Borrowed Time perk'ünü kullanıyor gibi düşünün. Böylece Tunnel'ı engellemiş olacaklar. Birisi kancadan kurtarıldığı zaman 5 saniyeliğine dayanıklılık efektinde olacağı için kendisini herhangi bir spot'a atabilir. Aynı zamanda bununla da kalmıyor. Kancadan kurtarıldıktan sonra 5 saniye boyunca %7 hız bonusu kazanıyorsunuz. Tunnel'ı engellemek için çok güzel bir hamle olmuş diyebilirim. Yani çok zor bir ihtimal ama bu 5 saniye içerisinde jeneratöre oturursanız, totem kırmaya çalışırsanız, kendinizi ya da başka birisini iyileştirirseniz ya da kapı açmaya çalışırsanız bu efektler devre dışı kalıyor. Ama dediğim gibi 5 saniye içerisinde zaten bunları yapmaya kalkışmazsınız diye tahmin ediyorum. Evet gençler, geldik şimdi katil ve kurbandaki perk değişikliklerine. İlk olarak katil kısmındayız ve meta perklerdeyiz. Yani çok kişi tarafından tercih edilen perklerdeyiz. İlk perkümüz mangal ve piknik. İlk önce bu perkün ne işe yaradığını anlatayım. Birisini kancaya astığınız zaman sizin 40 metre uzağınızda olan tüm survivorların 4 saniye boyunca haresini görmenize yarıyordu. Bu özelliğinde herhangi bir değişiklik yok. Bu özelliği devam edecek. Fakat mangal ve piknik perkünün bir de ekstradan blood points almanıza yarayan bir avantajı vardı. Bu avantajı devre dışı bırakmışlar. Artık bu perkte ekstradan blood points kazanamayacaksınız. Sıradaki perkümüz Evsun Yıkım. Bu perk bir jeneratöre tekme atmadan jeneratörün kendi kendine gerilemesini sağlayan bir perk. Ve eskiden perkünüzün seviyesine göre %100, %150, %200 gerileme hızlarına sahipti bu perk. Güzel bir nerf getirerek bu hızları
%50, %75 ve %100 olarak güncellediler. Maksimum %100 olarak geriletebiliyorsunuz jeneratörün hızını. Bir diğer perkümüz çanak çömlek patladı perkü. Bu perk şu işe yarıyor. Birisini kancaya astığınız zaman 45 saniye içerisinde tekme attığınız ilk jeneratör anında %25 geriliyor. Du eskiden. Yeni halinde ise şöyle olacak. Yine bir kurbanı kancaya astıktan sonra aktif olacak ve tekme attığınız jeneratör anında %25 gerilemek yerine jeneratörün toplam ilerlemesinin %20'si kadarı gerileyecek. Yani şöyle düşünün. Diyelim bir jeneratör %25 ilerlemiş. Bu jeneratörün %20'si %5 yapıyor. Yani siz bu jeneratöre tekme attığınız zaman direkt %25'i değil sadece %5'i gerilemiş olacak. Yani bir jeneratör ne kadar yüksekse o jeneratöre verdiğiniz gerileme etkisi de o kadar yüksek olacak. Bir diğer perkümüz yoz müdahale perkü. Bu perk maçın henüz başında size en uzak 3 jeneratörün belli bir süreliğine kapanmasını sağlıyor. Bu işlev devam ediyor. Yani perk hala aynı mantıkta çalışacak. Fakat şöyle bir dezavantaj eklediler. Birisini yere düşürdüğünüz an yoz müdahalenin etkisi sona erecek. Yani kapalı olan jenler birisi yere düştüğü an geri açılacak. Bir diğer perkümüz lehimci perkü. Bu perk şu işe yarıyor. Bir jeneratör %70 ilerleme hızına ulaştığı zaman o jeneratörden bir bildirim alıyorsunuz ve belli bir süreliğine tespit edilemez durum etkisi altına giriyorsunuz. Yani kurbanlar sizin nerede olduğunuzu anlamıyor. Sesinizi falan duymuyorlar. Perk'ün yeni halinde de bu mantık aynen devam ediyor. Fakat şöyle bir güncelleme aldı perk. Artık bu perk her jeneratör için yalnızca bir kez aktif olacak. Yani diyelim bir jeneratörü %70'e getirdiniz. Katilin bu perk aktif olacak. Bu jeneratör %70'in altına düşüp tekrar %70'e çıkarıldığı zaman aynı jeneratör için bu perk tekrardan aktif olmayacak. Çünkü eskiden bir jeneratörde sınırsız çalışma hakkına sahipti bu perk ve resmen maçı sınırsız döngüye sokabiliyordunuz. Evet gençler, sıradaki perkümüz Efsun Ecelden Kaçış Yok perkü. Bu perk oyundaki son jeneratörde bittikten sonra aktif oluyor ve Efsun Toteminiz kırılana kadar oyundaki tüm kurbanlara tek atmanıza yarıyor. Şöyle bir yenilik gelmiş bu perk'e de. Artık bu perk aktif olduğu an totemin 4 metre yakınındaki kurbanlar bu Efsun Toteminizi görebilecek. Perk'ün aktif olmasının üstünden 30 saniye geçtikten sonra ise toteminizin 24 metre yakınına giren kurbanlar toteminizin yerini görebilmiş olacak. Böylece bu perk'ü devre dışı bırakmak için gerekli olan totemi daha kolay bir şekilde bulmuş olacaklar. Katilimizin son meta perk'ündeyiz. O da ceza kancası yankılanan acı. Bu perk şu işe yarıyordu. Oyunda 4 tane ceza kancası oluyordu. Ve herhangi bir kurbanı bu ceza kancasına astığınız zaman oyundaki en yüksek jeneratör anında %15 geriliyordu. Ve o jeneratörü tamir eden kurbanlar çığlık atarak yerlerini size belli ediyordu. Yeni halinde şöyle olacak. Artık sadece jeneratörde %15'lik bir gerileme olacak. Yani kurbanlar çığlık atarak yerlerini size belli etmeyecek. Evet gençler, şimdi gelelim katil kısmının meta olmayan perklerine. İlk perkümüz güç patlaması. Eskiden bu perk şu işe yarıyordu. Bir jeneratöre tekme attığınız zaman perkünüz aktif oluyordu. Tekme attığınız jeneratöre herhangi bir kurban oturduğu zaman o kurbana çok küçük, çok zor bir beceri denemesi soruyordu. Ve kurban o beceri denemesini ıskalarsa ekstradan %5'lik bir gerileme cezasına çarptırılıyordu o jeneratör. Artık şöyle olacak. Bir jeneratöre tekme attıktan sonra o jeneratörün geriye gitme hızı 30 saniye içerisinde %400'e çıkacak. Yani resmen manuel Hexruin perkü gibi düşünebilirsiniz. Güzel bir perk haline gelmiş. Bir diğer perkümüz infilak perkü. Bu perk şu işe yarıyor. Bir jeneratöre tekme attığınız zaman o jeneratör sarı bir hareyle belirleniyor. Ve birisini yere düşürdüğünüz zaman bu sarı yanan tüm jeneratörler patlıyor. Ve anında %6 ilerleme kaybediyorlardı. Aynı zamanda bu jen patladığı zaman bu jeneratörü tamir eden kurbanlar 16 saniye boyunca aciz durum efektine giriyorlardı. Bu efekte sizin eylemleri yapmanızı engelliyor. Yani bu efekteyseniz birisini heal'layamıyorsunuz, jeneratöre oturamıyorsunuz falan. Şöyle bir değişiklik olmuş bu perk'te de. Jeneratörün geriye gitme cezasını %10 arttırmışlar. Aciz durum efektinin süresini perkünüzün seviyesine göre 15, 20 ve 25 saniyeye çıkartmışlar. Bir diğer perkümüz süründür perkü. Bu perk eskiden şu işe yarıyordu. Birisini normal vuruşunuzla yere düşürdüğünüz zaman o kişi yerdeyken 15 saniye boyunca %50 daha yavaş sürünüyordu. Ve diğer kurbanlar o kişinin 16 metre yakınına girmediği sürece o kurbanın haresini göremiyorlardı. Perk'ün yeni halinde bu saydığım iki özellik de devam ediyor. Fakat yanına bir de şöyle bir şey eklenmiş. Bu yere düşürdüğünüz kurbanların recover yapma hızları, yani yerdeyken iyileşme barını doldurma hızları %25 düşüyor. Sıradaki perkümüz karabağlılık perkü. Eskiden bu perkü çalıştırmak için sadece normal vuruşla vurmanız gerekiyordu. Artık şöyle bir hal aldı. Sadece normal vuruşunuzla değil,
özelliğinizi kullanarak vurduğunuz vuruşlarda da bu perk aktif olmuş olacak. Sıradaki perkümüz enerji. Bu perk şu işe yarıyordu. Bir kurbanı normal saldırınızda yere düşürdüğünüz zaman 32 metre yakınınızdaki tüm jeneratörler patlıyordu ve anında %8'lik bir ilerleme kaybediyorlardı. Fakat bu perkü her 40 saniyede bir kullanabiliyordunuz. Perk'teki değişiklikte bu bekleme süresini kaldırdılar. Artık bu perkü arka arkaya kullanmak için herhangi bir bekleme süresine ihtiyacınız yok. Bir diğer perkümüz ölümcül takip perkü. Bu perk maç başında belli bir süreliğine kurbanların yerini görmenizi sağlıyor. Artık bu özelliğinin yanına bir özellik daha eklediler. O da bütün aura okuma yeteneklerinin efektini 2 saniye uzatmak olacak. Yani maç başında kurbanların yerini görüyorsunuz. Evet, perk işlevini gerçekleştirmiş oluyor. Bir de başka bir aura görme perkü taktıysanız o perkün süresini 2 saniye uzatıyor. Yani ölümcül takip perkünüz varken yanına bir de mangal ve piknik perkünü koyduysanız mangal ve piknik perkü kurbanların yerini 4 saniye boyunca değil 6 saniye boyunca gösteriyor. Sıradaki perkümüz ceza kancası acı armağanı. Eylem yapma hızlarının cezasını %10, %13 ve %16 şeklinde güncellemişler perkünüzün seviyesine göre. Bir diğer perkümüz ecel korkusu perkü. Bu perk şu işe yarıyor. Her yaralı, can çekişen veya kancaya asılmış olan kurban için tüm kurbanlar eylem hızı cezasına çarptırılıyor. Jeneratör yapma hızları falan yavaşlıyor yani. İşte bu perk'e de şöyle bir değişiklik gelmiş. Survivor başına verdiği eylem hızı cezası %4,5, %5 ve %5,5 olarak arttırılmış. Yani toplamda maksimum ceza %18, %20 ve %22 olmuş. Son katil perkümüzde ceza kancası korkunç mabet perkü. Hemen şöyle bir duyuru geçeyim bu perkle ilgili. Bu perk normal bir perktü. Fakat ceza kancasına çevrilmiş. Eski halinde bu perkü çalıştırabilmeniz için sadece mahzene yani basement'a asmanız gerekiyordu kurbanları. Yeni halinde ceza kancasına döndüğü için hem basement kancaları hem de 4 tane ceza kancası geçerli olacak. Peki bu perk ne işe yarıyor? Bir kurbanı bu ceza kancalarından birisine asarsanız kurbanların ölme barı perkün seviyesine göre %10, %15 ve %20 daha hızlı azalıyor. Fakat bu perkü çalıştırabilmek için kancanın 24 metre uzağınızda olmanız gerekiyor. Bir kurbanı camplediğiniz zaman bu perk çalışmıyor. Evet gençler, şimdi geçtik kurban kısmına. Kurban kısmında da yine meta perklerle başlıyoruz. İlk perkümüz beni ağlatan bir perk, Dead Art perkü. İlk öğrendiğimde bir şok geçirdim tabii ki de. Hepiniz biliyordur, yine de açıklayayım. Bu perk eskiden şu işe yarıyordu. Dead Art kullanma tuşuna bastığınız zaman öne doğru bir boost kazanıyorduk. Büyük bir adım atıyorduk da diyebilirim. Bu da katilin size vereceği hasardan kurtulmanıza ya da kendimizi bir spota atmamıza yarıyordu. Şimdi bunu tamamen değiştirmişler. Yeni bir perk haline getirmişler Dead Art'ı. Artık sizi bu şekilde öne boostlamayacak. Size sağlayacağı avantaj şu olacak. Dead Art tuşuna bastığınız zaman 1 saniyeliğine dayanıklılık efektine gireceksiniz. Yani bu tuşa bastıktan 1 saniye içerisinde katil size vurursa yere düşmek yerine aynı Borrowed Time perkünde olduğu gibi derin yara efektine gireceksiniz. Yaralandığınız zaman kazandığınız hız bonusunu kazanıp katille aranızdaki mesafeyi açmış olacaksınız. Özellikle Türkiye pingini düşündüğümüz zaman çok zor kullanılacak bir perk diye düşünüyorum. O zamanlamayı tutturmak çok zor olacak yani. Bir diğer değişikliğimiz Can Avli perkünde. Bu perk şu işe yarıyor. Kancadan alındığınız zaman belli bir süre içerisinde katil sizi sırtına alırsa size bir beceri denemesi soruyor oyun. Ve bunu tutturursanız katilin sırtından kurtuluyorsunuz. Katil de 5 saniye boyunca stun yiyor. Yeni halinde ise şöyle oldu. Bu katilin stun yeme süresini 5 saniyeden 3 saniyeye düşürdüler. Ve aynı zamanda şöyle bir mekanik eklediler. Son jeneratör bittiği zaman Decisive perkünüz devre dışı kalacak arkadaşlar. O maç canavli perkünü kullanmamış olsanız dahi son jeneratör bittikten sonra devre dışı kalacak. Sıradaki perkümüz sayılı gün perkü. Bu perk şu işe yarıyor. Kancadan birini kurtardığınız zaman belli bir süreliğine o kişiye dayanıklılık efekti veriyorsunuz. Yani o kişi yaralı olmasına rağmen katil o kişiye vursa bile o kişi yere düşmüyor. Şimdi zaten pasif olarak bu özelliği kurbanlara ekledikleri için sayılı gün perkünün önemi şurada devreye giriyor. Pasif olarak kazandığınız dayanıklılık efektinin süresini sayılı gün perkü ile arttırabiliyorsunuz. Perkünüzün seviyesine göre 6, 8, 10 saniyelik bir ekleme yapabiliyorsunuz pasif efekte. Bunun yanında şöyle bir şey daha var. Kancadan kurtarılan kurbanın kazandığı %7'lik hız bonusunun süresini 10 saniye arttırıyor sayılı gün perkü. Sıradaki perkümüz Demir İrade. Şu işe yarıyordu bu perk. Çıkardığınız seslerin daha az veya da hiç olmamasını sağlıyordu. Perkünüz son seviye ise yaralı olsanız bile hiç ses çıkartmıyordunuz. Şimdi bunu şöyle değiştirdiler. Perkünüz son seviye olsa dahi artık bir şekilde ses çıkaracaksınız.
perkünüzün seviyesine göre sesinizi engelleme yüzdesini %25, %50 ve %75 olarak güncellemişler. Bitmedi, bir nerf daha gelmiş bu perke. Eğer karakteriniz bitkin efektindeyse demir irade perkünüz bitkin efekti bitene kadar devre dışı kalıyor. Bir diğer perkümüz kişisel bakım. Bu perk hiç kimsenin veya da hiçbir eşyanın yardımı olmadan kendinizi iyileştirmenize yarıyor. Eskiden kendinizi iyileştirme hızı %50 idi. Artık bu hızı perkünüzün seviyesine göre %25, %30 ve %35'e düşürmüşler. Aynı zamanda elinizdeki medkitin verimini %20 arttırıyordu bu perk. Artık elinizdeki iyileştirme eşyalarına verdiği bonusu vermeyecek bu perk. Yani bu etkiyi kaldırmışlar. Sıradaki perkümüz ürperti perkü. Bu perk eskiden şu işe yarıyordu. Katil doğrudan size baktığı zaman sağ altta bu perk yanıyordu ve katilin size baktığını anlıyordunuz. Tabii bununla da kalmıyordu. Katil doğrudan size baktığı zaman bazı eylemleri yapma hızınız artıyordu. Özellikle bir yerlerden atlama hızınız arttığı için bu perk tercih ediliyordu. Artık şöyle bir şey oldu. Katil duvar arkasından olmak kaydıyla size doğrudan baksa bile bu perk çalışmayacak arkadaşlar. Bu perkün çalışması için katilin sizi fiziksel olarak görüp doğrudan size bakması lazım. Herhangi bir nesnenin veya duvarın arkasından bakması perkün çalışmayacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda ürperti perkünü kullanırken kazandığımız hızlı atlama bonusu tamamen kaldırıldı arkadaşlar. Katil size baksa bile bir yerlerden atlarken hız bonusu kazanamayacaksınız. Evet gençler, gelelim meta olmayan kurban perkleri kısmına. İlk perkümüz sakin ruh perkü. Bu perk eskiden şu işe yarıyordu. Kargaların yanından geçtiğiniz zaman kargaların ürkmesini engelliyordu. Böylece yerinizi belli etmemiş oluyordunuz. Bir özelliği daha vardı, o da yere düştüğünüzde ya da kancaya asıldığınızda çığlık atmanızı engelliyordu. Bu yani hayatımda gördüğüm en boş özellik olabilir. Bu perkü şöyle değiştirdiler. Sandık açarken, totem temizlerken veya da totemi kutsarken tamamen sessiz olmanızı sağlıyor arkadaşlar. Fakat bu saydığım eylemleri yaparken hız cezası yiyorsunuz. Perkünüzün seviyesine göre %40, %35 veya %30 daha uzun sürüyor bu eylemleri yapmak. Sıradaki perkümüz sabotajcı. Bu perk alet çantası kullanmadan kancaları sabotaj etmenize yarıyor. Ve bir kurban taşınırken o kurbanın 56 metre yarı çapındaki kancaların yerini görmenizi sağlıyor. Şöyle bir avantaj daha eklemişler bu perke. Artık ceza kancalarının da yerini size gösterecek. Bir diğer perkümüz bitki bilim perkü. Bu perk size bonus olarak iyileştirme hızı veren bir perk. Eskiden bu hız perkünüzün seviyesine göre %11, %22 ve %33'tü. Bu hızı %30, %40 ve %50'ye çıkarmışlar. Sıradaki perkümüz kayıtlara geçmesin perkü. Bu perk eskiden şu işe yarıyordu. Kancadan kurtarıldığımız zaman 80 saniyeliğine auramızın engellenmesini ve yaralıyken çıkardığımız seslerin tamamen yok olmasını sağlıyordu. Artık şöyle bir hal aldı. Kancadan kurtarıldığımız zaman perkün seviyesine göre 60, 70 veya da 80 saniye boyunca dayanıklılık efektine giriyorsunuz. İnanılmaz bir süre bu. Tek kötü yanı şu, totem kırma veya da jeneratör yapma gibi eylemleri yaparsanız bu dayanıklılık efekti devre dışı kalıyor. Onun harici dediğim gibi perkünün son seviye ise 80 saniye boyunca dayanıklılık efektinde oluyorsunuz. Yani 80 saniye içerisinde katil size vurursa hasar almamış sayılıyorsunuz. Evet, bir diğer perkümüzdeyiz. Eczacı perkü. Bu perk eskiden şu işe yarıyordu. İlk açtığımız sandıktan %100 ihtimalle medkit çıkarmamızı sağlıyordu. Artık şu şekilde çalışacak. Yaralıyken her sandık açtığımızda %100 ihtimalle medkit çıkaracağız. Ve bir maçta birden fazla kez kullanabileceksiniz. Bir diğer perkümüz bir başına perkü. Eskiden işlevsiz bir perktü. Açıkçası çok karışık geldiği için eski halini anlatmamayı tercih ettim. Yeni halinde ise şu işe yarayacak. Oyunda kalan son kurban olduğunuz zaman jeneratör yapma hızınız %75, kapıları açma hızınız ise %50 artacak. Bir diğer perkümüz saptırma. Bu perk eskiden şu işe yarıyordu. Maç başında 4 nişanla başlıyordunuz ve auranız katile her gözüktüğünde bir nişan harcayarak 10 saniye boyunca çizik bırakmaz hale geliyordunuz. Artık şu şekil çalışacak. Katilin kalp atış menzilinde gezdiğiniz her 30 saniye boyunca bir nişan kazanacaksınız. Onun harici diğer özelliği aynı. Auranız gözüktüğü zaman çizikleriniz 10 saniye boyunca gizlenecek. Bir diğer perkümüz dejavu. Bu perk eskiden oyun başında size en yakın 3 jeneratörün haresinin size gözükmesini sağlıyordu. Bu özellik devam edecek. Oyun başında yine 3 tane jeneratörün haresini göreceksiniz. Fakat bu gözüken 3 jeneratörü tamir etme hızınız %5 artacak.
Sıradaki perkümüz kimse geride kalmayacak perkü. Eskiden bir kurbanı iyileştirmek ya da kancadan kurtarmak %100 daha fazla blood points kazandırıyordu size. Aynı zamanda diğer tüm kurbanların haresini görebiliyorduk ve kurbanları kancadan kurtarırken ya da iyileştirirken %50 hız bonusu kazanıyorduk. Buraya kadar her şey çok güzel. Fakat bu perk'ün benim tarafımdan kötü olarak anılma sebebi şuydu. Sadece çıkış kapıları açıldığı zaman kullanabiliyorduk. Şöyle değişiklikler olmuş perk'te. Artık bu perk'ün çalışması için çıkış kapılarının açılmasına gerek yok. Son jeneratör bittiği zaman bu perk'ünüz aktif olacak. Ekstradan şöyle bir özelliği daha var. Artık kancadan aldığınız bir kurbana %7 ekstra hareket hızı bonusu vermiş olacaksınız. Bir diğer perk'ümüz karanlık içgüdü. Bu perk eskiden şöyleydi. Her jeneratör bittiğinde 5 saniyeliğine, son jeneratör bittiğinde ise 10 saniyeliğine katilin yerini görüyordunuz. Artık şöyle olacak, her jeneratör bittikten sonra perkünüz aktif olacak fakat anında çalışmayacak. Perkün çalışması için katilin sizin 24 metre yakınınıza girmesi lazım. Bu şart gerçekleştiği zaman perkünüzün seviyesine göre katilin aurasını 5, 7 veya da 10 saniyeliğine görebiliyorsunuz. Sıradaki perkümüz azim. Bu perk eskiden yerdeyken %50 daha hızlı sürünmemizi, sürünürken bir yandan da iyileşme barımızı doldurmamızı sağlıyordu. İki eylemi aynı anda yapıyorduk yani. Artık bu efektlerin yanına yeni bir efekt daha geldi. O da yerdeyken çıkardığınız bağırma sesini %75 azaltıyor. Bir diğer perkümüz umut perkü. Bu perk eskiden şu işe yarıyordu. Son jeneratör bittikten sonra 120 saniyeliğine %7'lik hız bonusu kazanıyordunuz. Artık bu 120 saniyelik süre kaldırıldı. Son jeneratör bittikten sonra maç sonuna kadar %7'lik hız bonusunuzu kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir süre kısıtlaması yok. Bir diğer perkümüz fazla azimli. Eskiden bir totem kırdığınız zaman jen yapma hızınız perkün seviyesine göre %6, %7 veya %8 olarak artıyordu. Artık şöyle bir şey var. Bu etki aynı şekilde devam ediyor. Fakat şöyle bir yenilik gelmiş. Eğer bir hex totemi yani yanan efsunlu bir totem kırarsanız buradaki bonusların 2 katını kazanacaksınız. Yani %6 yerine %12'lik bir jeneratör yapma hızı karakterinize yüklenmiş olacak. Ve geldik son perkümüze. Bize bir şey olmaz perkü. Bu perk şu işe yarıyor. Yerdeki bir kurbanı kaldırırken iyileştirme hızımız %100 artıyor. Yani yerdeki bir kurbanı çok hızlı bir şekilde ayağa kaldırabiliyoruz. Ve güvenli kurtarma, bir kurbanı kurtarmak için hasar alma, flash kullanarak bir kurban kurtarma gibi eylemlerden sonra nişan kazanıyorduk. Bu nişanlar da bizim ekstradan blood points kazanmamızı sağlıyordu. Bu verilen blood points'lar kaldırıldı. Artık bu perk'te blood points kazanmayacaksınız. Peki kazandığımız nişanlar ne işe yarayacak? Şu işe yarayacak. Bu nişanlar aktif olduğu zaman perk'ünüzün seviyesine göre yerden kaldırdığınız kişiye 6, 8, 10 saniye boyunca dayanıklılık efekti uygulanmış olacak. Yani birini yerden kaldırdığınız zaman katil o kişiye vursa bile o kişi yere düşmeyecek, derin yara efektine girmiş olacak belli bir saniye boyunca. Cem bozmam lazım, gelin bir şey. Şu karşıda Cem var, oturun bakayım ona. T şurada bak. Yaz bir tane Cem. Ruinim varmış, ananı ya Allah'ım. Hasan Ali'ye vur, vur hemen Ali'ye. Salak. Ya mal mısın oğlum? Evet gençler, güncelleme notları bu şekildeydi. Rahatsız olduğum birkaç şey var fakat değişiklik gözüyle baktığım için tolere edebiliyorum. Yani oyunun bence böyle bir değişikliğe ihtiyacı vardı ve oldu. Oyunu tunnel ve camp değil de biraz daha kovalamaca üzerine kurmuşlar gibime geldi. Ki bu bence çok daha keyifli. Siz de güncelleme ile ilgili yorumlarınızı belirtmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.